İyi günler sayın seyircilerim. Yepyeni bir programla tekrar karşınızdayız. Bugün Zeynel Abidin abimizin dükkanında sizlere yöresel ürünlerimizin faydalarının teker teker izahını çalışacağız. Zeynel Abidin abiyi biraz tanımak istiyorum ben önce. Merhabalar. İsmim Zeynel Abidin buyurduğunuz gibi. Son 10 yıldır Elmacı Pazarı içerisinde bu iş yerini çalıştırıyoruz. Daha öncesi hemen yamacımızda Buğday Arası dediğimiz yerde, eski Şirahan'ını biliyorsunuz yakın burada. Bu bölgede doğduk, büyüdük ticaretin içinde. Baba dede mesleği diyebiliriz şu anda yaptığımız işe, fıstıkçılıkla, komisyonculukla başlayan iş. Çeşitli evrelerden geçerek işte son hali bu, kuru yemiş, yöresel ürünler üzerine bu iş yerini çalıştırıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Evet, 10 yıllık bir tecrübe var ve bu 10 yıllık tecrübeyi bizimle paylaşacağı için şimdiden teşekkür ediyorum Zeynel abin abiye. Aynı zamanda tezgahını bizlere açtığı için. Biz bugün nerelerden konuşmak istiyoruz Zeynel abin abi? Özellikle şu tarhananın ben özellikle şu mevsimde çok değerli olduğunu düşünüyorum. Evet. Bana biraz bahseder misiniz? Bu tarhana hangi ürünlerden üretiliyor? Tarhana dünyadaki tane temel gıda maddesinden buğday ve suyun ana maddesi bu. Buğdaydan yapılıyor. Gaziantep bölgesi dövmedir. Antep dışında yarma derler. Sonuçta buğdayın ıslanıp dövülmesiyle elde edilir. Çorbası yapılır. Bu dövme dediğimiz, yarma dediğimiz ürün kaynatılır. Lapa kıvamına gelir. Diğer taraftan da saf köy yoğurdu süzülür. Süzme yoğurtla tekrar bu kaynatılan yarma yoğurularak çeşitli şekillerde gözüktüğü gibi yaprak, köfte gibi bu şekillerde kurutulur. Biliyorsunuz ülkemizde kurutma kültürü bu bölge ağırlıklı ama her yerde var. Buğday olan yerde tarhana yapılır, sebze olan yerde kuru sebzeler yapılır. Antep bu işte biraz daha çeşitli ürün olarak. Tarhana genelde kışın tüketilen bir gıda maddesi. Eskiden tabii ki atalarımız, büyüklerimiz zamanında gıda maddeleri bu kadar yoğun değildi, çeşitli değildi. İlaç niyetine, şifa niyetine, hasta olan bir aile bireyine mesela biberli, acılı bir tarhana çorbası şifa oluyordu. Şimdi biz de bunu sadece kendi yöremizde değil de tabii biliyorsunuz ulaşım, iletişim sorunu yok. İnsanlar geziyor artık. Türkiye'nin içerisinden olsun, dışarıdan olsun gelen insanlara ürünlerimizi tanıtıyoruz, faydalarını anlatıyoruz ve yani daha geniş kitlelere hitap etmesi için çalışıyoruz. Senin Abdin abi, ben küçük bir tecrübemi aktarmak istiyorum sevgili seyircilerime. Beş yıldızlı bir otelde bir program için gitmiştik eşim ve çocuklarımla. Orada programın ikinci gününde ben bağırsaklarımdan dolayı rahatsızlandım. İshal olmuştum. Ve gerçekten de beni halsiz ve bitkin bırakmıştı. İştahım kesilmişti. Yemek yiyecek halim de yoktu. Çocukları yemekhaneye indirdiğimde hiçbir şey yiyesim gelmedi. Tam çıkarken kapıdan çorba olarak bir baktım ki tarhana çorbası yazıyor orada. Kapıdan geri döndüm ve bir tas çorba içtim. Canım çekti, bir tas daha çorba içtim. Canım istedi bir tas daha. 4 tas çorba içmiştim. Ve o günün sabahında o rahatsızlığımdan hiçbir iş kalmamıştı. Bağırsaklarım inanılmaz bir rahatladı. Ondan sonra vücut direncim toparladı. Ben bir hekim olarak düşündüğümde bu etkiyi yapan neydi? Yani bir hastaya bir serum taksanız bu düzeyde bir etki elde edemezsiniz. Bu etki bir içerdiği lif inanılmaz fayda vermişti. İçerdiği mineral çok zengindi. Bu yüksek zengin mineralleriyle beni beslemişti. Ve sabaha uyandığım zaman ishal yoluyla kaybettiğim bütün mineralleri yerine koymuştuk. Ki ben yorgunluktan eser kalmamıştı. Ve çok şükür ki o günkü o programımız da aksamadan devam edebildi. Ben o günleri bütün hastalarımla da paylaşırım. İshal olan bütün hastalarıma da öneririm. Kesinlikle, kesinlikle vazgeçmeyin. Tarhana çorbası yiyebildiğiniz kadar ama yanında lütfen ekmek yemeyin. Çünkü fırınlarımızda sattığımız ekmeklerdeki lif yoksunluğundan dolayı
o glisemik indeksini yükseltiyor ve enfeksiyonunuzu derinleştiriyor. Bunu da dipnot olarak düşmüş olayım. Peki hocam, tarhana çorbasının yanında kışın önerdiğimiz bir de salçalı ürünlerimiz var. Evet. Bu salçayla ilgili bizlere neler anlatmak istersiniz? Salçanın üretimiyle ilgili, salçanın güvenliğiyle ilgili, biliyorsunuz aflatoksin dediğimiz bir gerçek var. Salçada sık sık bunun ölçümleri yapılıyor diye biliyoruz. Evet. Bize biraz konuda aydınlatır mısınız? Şimdi biliyorsunuz kışın bizde bir söz var, önce onu söyleyeyim. Her şeyi mevsiminde yemek lazım. Şimdi bakıyoruz insanlar kışın patlıcan kebabı yapıyor. Patlıcanın hiçbir tadı, özelliği yok. Çünkü bunun zamanı yazındır. Özellikle bizim bu Doğu Birecik patlıcandan yapılır. Elimize geçerse tabii sağlıklı olan odur. Yani bu kültür salça olsun, biber olsun, tarhana olsun, yazın zamanında o sağlıklı ürünleri toplayıp kurutup muhafazasını sağlayıp kışın bunlardan faydalanmak. Asıl amaç bu. Salça olayı da budur, turşu olayı da budur, biber olayı da budur. Çünkü kışın aldığımız domatesler hem bütçeye dokunuyor hem de hiçbir esprisi yok, tadı yok, lezzeti yok. Hormonu çok. İsterse hormon da olmasın, yani bu salça kültürü çok eski. Bir de onları ekleyince zaten iş tamamen yani çığırından çıkıyor. Ben kendi şahsım evime hiç domates almam kışın. Kesinlikle. Ha, yani konserve kültürü aslında çok yaygın değil burada salça olduğundan da. Şimdi biz ne yapıyoruz? Teknolojinin nimetlerinden de faydalanıyoruz. O yazın soft domatesi dediğimiz güzel domatesleri alıyoruz. Püre haline getiriyoruz, difrize atıyoruz. Kışın eşlerimiz bunu yemeklerde kullanıyor. Ayrıca konserve yapılıyor. Bunun için kesinlikle kışın domates almıyorum ben. Yani, yani sezonuna göre besler. Salçada yazın dediğimiz gibi o taze güzel biberlerden domates salçası olsun, biber salçası yapılıyor kışın. Yemeklere güzel güzel konuyor. Evet. Harika. Aslında sevgili seyirciler, biz sabırsızlık gösteriyoruz. Beklemiyoruz. Ama kainatın kuralı böyle işlemiyor. Bir söz vardır. Bütün yediklerimizin içerisinde küçük de olsa bir zehir vardır. Bütün yediklerimizin içinde muhakkak bir zehir maddesi bulunur. Vücudumuzu zehirleyen maddeler içerir. Bu değişmez. Bundan istisna çok çok az gıda vardır. Eğer ki bir gıdayı sürekli olarak tüketiyorsak bu vücutta birikimin artışına sebebiyet verir. Bu artışın vücutta toksik dediğimiz hastalık tablosu oluşturmasını engellemenin tek bir yolu vardır. O besini tüketime bir ara vermek gerekiyor. Büyük yaradan mevsimsel besine yaratmasının sırrı budur. Biz sabırsızlık gösterip illa her şeyi her mevsimde yemeyi ve bulmayı arzuladıkça hastalıklarımızı artırıyoruz. Bir domatesi sürekli yediğiniz süre artık o domatesin içindeki minnacık o zehri atacak fırsatı vermiyoruz bedenimize. O toksik birikim sonradan da bir hastalıkla bizlere hediye olarak bırakacaktır kendini. Bu yüzden de Zeynel Abidin abimizin dediği gibi kesinlikle besinleri zamanında tüketelim. Ben şöyle de düşünüyorum Zeynel abicim, siz nasıl düşünüyorsunuz? Ben difrize de koymaktan yana değilim. Evet. Yani çünkü evet. O arayı gerçekten de bedeni dinlendirme sürecidir o. Çünkü Yüce Allah kışın ayrı bir lezzetli gıdalar vermiştir. Onlardan yararlanmalı. Yani neden bir pırasanın, neden bir ıspanağın, neden bir lahananın, neden bir karnabaharın lezzetini çocuklarımıza bir şekilde yaşatmıyoruz? Yani sevmiyorlar diyoruz ama bu sadece bir mazerettir. Evet. Biz sevmedikleri halde en kötü, en lezzetli olmayan bir ilacı çocuklarımıza zorla yedirmeyi başarabiliyoruz ama. Değil mi? Bu karnabaharı yedirdiğimiz sürece, lahanayı yedirdiğimiz sürece de eminim ki çocuklarımızı birçok hastalıktan koruyabileceğiz. Bir de sevgili hocam, yeri gelmişken ben biberlerin insanlara uyarıcı etkisi, bağırsakları çalıştırıcı özelliğini hatırlatmak istedim. Yani bir kırmızı biber tüketimiyle sabahleyin, hele hele sabahları kahvaltıda kırmızı biberli bir zeytin, kırmızı biberli bir yumurta yapılmışsa sofrada lütfen bunu denesinler sevgili seyircilerim. Kırmızı biberi bol attığınız o yumurta veyahut da o zeytin sizi
çaydan daha güçlü bir şekilde uyarıcı etkisi olacak. Size uyanıklık verecek ve güne daha zinde, daha uyanık bir şekilde başlama fırsatı verecek. Evet. Bunu lütfen bir deneyin. Peki sevgili hocam, burada başka konuşmak istediğimiz... Kırmızı biber üzerinde biraz duralım şimdi. Evet. Midesi rahatsız olan, mide üzerine mesela yakalanmış bir insan için tabii ki biber rahatsız edebiliyor. Ama normal sağlıklı bir insan için, yani bugün dediğim gibi iletişim sorunu yok, televizyonlar bas bas bağırıyor. Kırmızı biber kansere faydalı, mideye faydalı. Ama sizin midenizde bir yara varsa o diyor bana biber gelmiyor. O sonraki iş. Yani biz normal insanlar için konuşuyoruz. Hastalar için konuşmuyoruz. Zaten hastanelerde ne yapıyorlar? Hasta yemeği biliyorsunuz. Ne tuzu var, ne ekşisi var, ne acısı var. Biberin ayrıca dediğiniz gibi çok güzel yaklaştığınız olaya. Biz burada böyle bol biberli zeytin falanla kahvaltı yaptığımızda hafif böyle saç tiplerimiz terlemeye başlanıp kendimize geliyoruz. Evet. Onun üstüne içtiğimiz çaydan da zevk alıyoruz ve işe daha böyle olumlu bakıyoruz. O çok güzel kesinlikle bir yaklaşımdı gerçekten. Yani biz düşünmeden yapıyoruz ama biber yediğimiz zaman kendimize geliyoruz, kuvvetleniyoruz. Ama geceleri biberli yemek yerseniz de sabaha kadar uyuyamazsanız benden hatırlatması. Şimdi Eyüp hocam çok güzel yaklaştınız. Şimdi bir yerde okumuştum. Bal çok faydalı. Hakiki bal. Ama siz mesela size bir tatlı kaşığı yetiyorsa, siz tutup da böyle bundan bir sahan yemeye kalkarsanız, biraz önce bahsettiğiniz o zehir etkisi, yumurta sarısında yine var diyorlar. Yani bir insanın normal yiyeceği bir iki yumurta diyelim. Evet. Beş tane yersen ne olur? Evet, yani şu merkezden yaklaşırsak, az ye, az uyu, az konuş, o zaman problem kalmayacak. Biz midemizin yani üçte birini boş bırakmamız gerekirken üçte üçünü doldurursak ne olur? Rahatsız oluruz. Herkes kendine kim olacak yani. Avrupa'da iki yaklaşım da budur arkadaşlar. Yani Avrupa Sağlık Bakanlığı'nın sağlık politikasının ilk cümlelerinden birisidir. Her birey kendi sağlığından sorumludur. Yani zannetmeyin ki devlet sizin sağlığınızı koyar. Devlet elbette ki tedbirlerini koyacaktır. Tedbirleri için gerekli kontrollerini yapacaktır ama yine de iş kişinin kendisinde bitecektir. Tercihleri sonuçta bu alışverişte tercihlerimizi kendimiz yapmaktayız. Burada Zeynel Abidin abi kimseye zorla bir şey satamaz. Evet. Gel bacım sana şu fıstık çok faydalıdır diyemez. Evet. Bu tercihi kendimiz yapacağız. Bir de hocam kırmızı biberin mideye zararlı olduğu ile ilgili, yani mide ülseri olanlara zarar verdiği ile ilgili bilgiyi de bir düzeltme yapmak istiyorum. Evet. Müsaadenizle. Çünkü arkadaşlar mide asidik bir ortamdır. Yediğimiz biberler ise alkalidir. Asidik ortamı alkali biber sadece rahatlatır. Midenin rahatsızlığı eğer ki reflüsü yoksa, reflü ile ilgili sorunları yoksa, bu biber sadece mideyi rahatlatıcıdır. Mide ülseri ile reflüyü birbirine karıştırmayalım. Reflünün sebebi yemekte çok su içmektir. Yemekte içilmesi gereken su miktarı bir bardağı geçmemelidir. Ama biz çoğumuz yarım litre suyu içmeden sofradan kalkmayız. Bu da reflüyü azıtırır. O anda siz biberli yemekte yemişseniz, o zaman vay canım, anam ağlamaya başlayabilirsiniz. Yani sebep midenin rahatsızlığı değil, reflünün varlığıdır. Mideniz rahatsızsa bile kırmızı biber sadece sizi rahatlatacaktır. Sadece şunu rica ediyorum hastalardan, lütfen yemeğinizi az yiyiniz, iyi çiğneyiniz, suyu da az tüketiniz ve yemekten 2 saat sonrasına kadar kesinlikle çay dahil hiçbir su içmeyiniz. Yemekten 2 saat sonra da bol bol su içebilirsiniz. O saatte içtiğiniz su da şifadır, rahatlatıcıdır. Cevize geçelim mi? Geçelim hocam. Cevizimiz nereden hocam? Menşei neresi? Ona da şöyle bir giriş yapalım. Şimdi tabii ki Cenab-ı Allah böyle binlerce ürün yaratmış. İnsanlar da çeşitli yerlerde, mekanlarda yaratılmış. Nasıl ki Gaziantep'in fıstığı makbulse, kalite olarak, içerik olarak zenginse, Kahramanmaraş'ın bu Çağlayan Cerit beldesi var Malatya yolundan giderken, Aksu'nun gözünün olduğu, Aksu Nehri'nin. Bura tabi yaylı olduğu için elma da yetiştirilir orada. Biz cevizimizi oradan temin etmeye çalışıyoruz gücümüzün yettiğince. Orada ceviz bitince bu sefer başka ceviz, işte ithal de geliyor. Şu anda Şili'den ceviz geliyor bembeyaz. Ulaşım sorunu kalmadığı için. Çağlayan Cerit cevizi yayla cevizi olduğu için,
o Aksu'nun gözünde olduğu için, o bölgede olduğu için yağlı, lezzetli. Bir de bunun aşı ceviz deriz. Yani biliyorsunuz ağaçlar aşılanınca bu kabuğu ince oluyor Maraş cevizinin. Kabuğu kolay kırılıyor, içi kolay çıkıyor. Çok lezzetli, kaliteli bir ceviz. Onun için biz Çağlayan Cirit bölgesinin cevizini satmaya gayret ediyoruz elimizden geldiği kadar. Hocam şimdi cevizi dediniz de ben küçük bir anımı paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Evet. 1-2 kilo ceviz almıştım. Bu cevizin ithal ceviz olduğunu bilmiyordum. Eve geldiğimde ceviz kırdım, çok beyaz. Tadı çok alışık olduğum yüksek düzeydeki lezzet değildi ama. Çok beyaz. 2 kırdım, 3 kırdım. Hiç çürük çıkmıyor. 4 kırdım, 10 kırdım, çürük çıkmıyor. Ben huylanmaya başladım. Çünkü benim bildiğim cevizde muhakkak 10'da 1, 20'de 1 muhakkak çürük çıkar. Sonra bir gün aldım. Ne kadar ceviz varsa bunların tümünü bir kırayım dedim. Bir tane ceviz çürüğü çıkmadı. Evet. Hocam eğer ki bir cevizde bu kadar koruyucu bir özellik varsa, hiçbir kurt girmemişse, evet. Ve dikkat ettim hep tozlanmıştı içi hocam. Evet. Bunu da yakın planda gösterme fırsatımız olur mu bilmiyorum. Elinizde ithal ceviz var mı? Yok hocam. Yerli cevizle ithal cevizi bir karşılaştırmak isterdim. Arkadaşlar yerli cevizde bu özellik yok. İçi tozlanmıştı. Yani aslında o ceviz ya 2 sene öncenin ceviziydi ya da 3 sene öncenin ceviziydi. Hiçbir lezzeti kalmamıştı. Ve besin değeri de eminim ki bizim yerli cevizin besin değerinin yarısına bile erişemeyecek durumdaydı. Ve içimdeki bir sesi de söylüyorum. Çünkü bunu ispatlayacak gücüm yok. Muhtemelen ışınlanmışlardı hocam. Bu yüzden de kurtlanmıyorlardı. Şurada bir araya girmek istiyorum Eyüp hocam. Şimdi halkımız gerçekten çok bilinçsiz. Geliyor özellikle bayan müşterilerimiz, diyor ki incir ver bana, doğal natürel incir ver, tamam ama içinde kurt çıkmasın. Şimdi arkadaşlar hepimizin demeyelim de genelde bir tarafımız köye dayanır, muhakkak ki akrabalarımız vardır, kendimiz şehir hayatı yaşamış olsak da duyuyoruz televizyonda Almanlar gelip işte Ege'de çürük meyveleri topluyorlarmış organik diye. Şimdi çok karşılaştığım için söylüyorum. Halkımız geliyor, hem organik olsun diyor, hem de içindeki çıkacak minnacık kurttan huylanıyor. Yani bunun mantığı ne güzel anlattınız. Eğer tam bir korunma sağlamak için ilaç kullanılmışsa zaten kurt çıkmaz. O zaman niye organik istiyorsun? Burada da ben şunu istiyorum. Yani bir incirden bir kurt çıkabilir. Ben işe espriyle yaklaşıyorum. Parmağının tersinden bir tane vurursun diyorum. Kurdu atarsın, onu da yersin afiyetle şifa olur diyorum. Gülüyorlar ama ben bunu gerçekten ciddi söylüyorum. Yani olabilir, ürünlerde kurt çıkabilir, pardon ceviz kurtlanabilir. Yani bir çuval cevizin içinde bir tane bozuk çıktı diyor, ay diyor bozuk çıktı diyor. Bunun biraz daha bilinçli yaklaşırsa halkımız gıda maddelerinde, tabii ki kimse kurt yemek istemez ama bunun doğallığını eğer belirtiyorsa yani bundan da huylanmasınlar, ben bunu demek istiyorum. Evet, ben sevgili seyircilerime, ceviz konusunda biraz daha hassas davranmak gerektiğini hatırlatayım tekrar. Bir de kullanırken nasıl kullanalım hocam? Sizin kullanımındaki önerileriniz ne? Ceviz nasıl tüketilmeli? Vallahi şimdi dediğim gibi Türkiye'de 100 ton ceviz üretimi varsa 1000 ton da ithal geliyor. Örneğin yani tam rakam olarak bir şey söyleyemeyiz de. Şimdi tabii ki yani evde tüketimi. Yani çocuklara nasıl yedirelim? Onu diyeceğim şöyle. Bir kabuklu cevizi tabii ki tercih etmemiz lazım. Ama mesela bizim iş ceviz de satıyoruz. Çağlayan Cerit'te köylü kırıyor, çıkarıyor. Aynı hafta içinde bize geliyor. Zaten hemen hemen o bir kasa ceviz bir haftada bitiyor. İş cevizin çok uzun süre bekletilmesinden taraf değiliz. Kabuklu ceviz Çağlayan Cerit bölgesinin böyle iyi cevizi bulundu mu? Kabuklu alacağız bir. Çocuklarımızı annelerimizin yaptığı gibi yani sıkıştırmadan günde mesela 2 tane ceviz, 3-5 tane badem, 3-5 tane Antep üzümü bunlardan yedirmemiz lazım. Bebeyse bunu havanda döverek yediririz. Bir şekilde balak atar yediririz. Yani elimizden geldiği kadar bu bizim organik ürünlerden yedirmek lazım. Ceviz, badem, fındık, iç üzüm gibi. Şimdi anneleri görüyorum çocuklarının besleme çantalarına neler koyuyorlar. Evet. Meyve suyu koyuyorlar. Bu meyve sularıyla çocuklarının beslenebileceğini zannediyorlar. Oysa maalesef meyve sularımız içerisi meyveden farklı
bildiğiniz çeşme suyu, artı tatlandırılmış şekerli sular, artı biraz da meyvenin kendi suyundan, nektarından konuyor. Ve bunlar bir paketlenme şeklinde hazırlanmış. Bu paketlenmiş gıda 6 ay bekliyor, 1 yıl bekliyor. Ve bunun besleyicinin kalmadığını, aksine içerdiği maalesef katkı maddeleri, koruyucu maddeleriyle de çocuklarımızı rahatsız ettiğini üzülerek söylüyorum. Ama bunun önüne nasıl geçeceğiz bilemiyorum. Yani anneler bu konuda biraz daha duyarlı olmalı. İçecek olarak sadece su koysunlar anneler çocuklarına. Ben onun yanına da 3 tane ceviz kırsınlar, 4 tane ceviz kırsınlar. Yanına da biraz kuru üzüm, olmadı 2 tane hurma, 5 tane incir, kurutulmuş incir. Bu şekilde çocuklarını okula gönderirlerse hem çocuklarının sağlıklı beslenmelerine yardımcı olmuş olurlar, hem de toksik gıda grubundan uzak tutmuş olacaklar. Değil mi hocam? Hocam bir giriş daha yapayım sizin aracılığınızla. Lütfen halkımız hastanelere giderken şu meyve suyu kültürünü bıraksınlar. Düşünün, sevdiğiniz bir insanı Allah için, akrabalık bağı için, komşuluk hakkı için ziyarete gidiyorsun. Sevdiğin bir insan değil mi? Hastanede ziyarete gittiğin insan senden biridir. İsterse yabancı biri olsun. Ne yapıyor bizim halkımız? Hemen oradan en yakın bakkaldan, marketten 2 tane meyve suyu. Yani çok üzülüyorum. Süt haydi süt al. Hazır da olsa, yani hangi firmanın olursa olsun süttür sonuçta. Ama sen hastaneye giderken, ve bunu da hasta içiyor genelde, onu da söyleyeyim. Lütfen şu meyve suyunu hastaneye götürme kültürünü bırakalım. 2 tane muz al. Amenna. Çok doğru. Değil mi? Yani yanında faydalı bir süt götür baş üstüne. Ama meyve suyuna ben hatırlattığınız için de teşekkür ederim. Çocuklarıma zaten içirmiyorum. Benim evime kola da girmez. Meyve suyu da girmez. Ne yaparız? Elimizden geldiği kadarıyla portakal şurubu yaparız. Harika. Yani. Arkadaşlar, bir besinin besleyiciliğinin ölçülebilirliği mümkün. Bir besinin bizi ne kadar beslediğiyle ilgili bir birim vardır. Buna tıpta ORP denir. Oxidation Reduction Potential. Taze sıkılmış bir portakal suyu, taze sıkılmış bir üzüm suyu, taze sıkılmış bir nar suyunun ORP değeri -200, -500 aralığındadır. Ama sizin marketten aldığınız bir nar suyunun ORP değeri +100, +200, +300 değerindedir. Bu arada asitli içeceklerinki +800 değerindedir. Bu ne anlama gelir? Birisi -500, birisi +800. Aradaki fark şudur. Vücuttaki serbest radikalleri, yani vücudu yorgunlaştıran, yaşlandıran temel faktörü temizleme kapasitesidir. Birisi yaşlandırıyor, birisi yıpratıyor, öbürü ise koruyor, geliştiriyor, gençleştiriyor. Biz bu farkı bu basit cümlelerle anlatabildiysem ne mutlu bana. Yani birisinin besleyiciliği vardır, öbürü ise toksik yönü vardır. Hocam bir soru daha sorayım. Bu taze portakal sıktık, yeri gelmişken sorayım. Ne kadar sürede etkisini kaybediyor mandalin, portakal? 2 saat sonra hiçbir şey kalmaz hocam içinde. Öyle mi? Sebebi şudur sevgili seyirciler. Bir besin oksijen gördükten sonra bütün özelliğini kaybetmeye başlar. Bütün sır buradan kaynaklanır. Kabuğunu soydunuz, yıkırdınız. O oksijen gören taraf artık ölmeye başlamıştır. Elmayı soydunuz, hemen kararmaya başlar. Niye? Evet. Oksijenle reaksiyona girmeye başlar. Evet. Dikkat edin, limonda bu özellik yoktu. Çünkü limon aynı zamanda bir antioksidandır kendisi. Kendi koruma özelliği vardır. Bu yüzden besinleri de korur. Hatta siz limonu alıp elmaya sürerseniz elma da kararmamaya başlar. Elmayı da korur. Hatta saçımıza sürerdi hocam. Saçımız da dondururdu gençlik yıllarımızda. Evet. Biz besinin bizlere olan faydalılığını artırabilmek için mümkünse sevgili seyirciler, hiçbir şey meyvesinin suyunda sıkmayalım. Çünkü bunun bize faydası elbette olacak ama bir de zararıyla karşı karşıya kalacağız. Çünkü bir insan bir anda iki tane üç tane portakal yerse onun faydasında çok zarar görmeye başlıyor. Çünkü o kadar yüksek orandaki fruktoz şekerini vücut kullanamaz. Kullanamadığı şeyi depolamak zorunda. Depoladığı fruktoz da yağ olarak depo edilir. Bu da karaciğerde yorgunluk yapar. Yani siz zinde kalmak için içtiğiniz bir bardak portakal suyu maalesef sizi yorgunlaştıracaktır.
Hocam canlı yemeği tavsiye ediyorsunuz. Tabii ki. Lifleriyle beraber tüketmemizi istiyoruz. Hatta çok yerinde bir gündeyiz. Şu anda gribal enfeksiyonun en çok olduğu bir dönemdeyiz. Herkesin pazarlara koşup mandalina, portakal aldığı bir dönemdeyiz. Evet. Ve maalesef hastalıklarımızı mandalinanın ve portakalın uzattığını bilmiyoruz. Çünkü gribal enfeksiyonları, bakteriyel enfeksiyonları besleyen temel gıda fruktozdur. Glikozdur. Bunları siz fazla miktarda aldığınız anda, hele hele boğazınızda enfekte olmuşsa, o boğazınızda geçen mandalinalar, portakallar bakterileri besler, enfeksiyonunuzun ilerlemesine sebebiyet verir. Bir anda bir bakmışsınız gribal enfeksiyonunuz, otit dediğimiz kulak enfeksiyonuna, bir bakmışsınız sinüzit dediğimiz sinüslerin iltihaplanmasına sebebiyet vermiştir. Yani oysa siz gerçekten sağlıklı olmak için yediniz onları, değil mi? Ne yapacağız hocam? Portakal, mandalina, hocam, grip olduğumuzda? Mandalina da, portakal da yeneceği miktarı bellidir. Evet. Bir günde insanın yiyebileceği mandalina miktarı bir tanedir. Evet. Yiyeceği portakal yarım tanedir. O zaman buradan biraz espriyle yaklaşalım. Şimdi bizler çok çocuklu ailelerden geldik. Biliyorsunuz tabii Türkiye'nin gelişmişliği de kat kat artıyor. Eskiden mesela babalarımız işte 5-6 kilo mandalina alır, başına çöker bitirirdik. Öyleydi. O zaman yoktu, çeşit de yoktu. Şimdi de yani aklıma şey geldi, benim küçük oğlum bir oturmaya 5-6 tane mandalina yiyor, çok da zayıf. İştahı da az. O zaman ona bir önlem alalım, azaltalım. Kesinlikle azaltmanız lazım. O gencecik bebek çocuk maalesef o mandalina yedikten sonra karaciğerine ciddi bir yük alıyor. Ne verebiliriz hocam? Mesela mandalini bile düşürdük, fazla yemek. Hocam şimdi bu bilgi glisemik indeksle ilgili bir bilgidir. Glisemik indeksi düşük gıdalarla beslersek çocukları hem iyi kilo da alırlar, evet, hem de sağlıklı kilo alırlar, hem de daha zinde, daha sağlıklı olurlar. Evet. O yüzden glisemik indeksi düşük olan gıda grubuna geçelim. Geçelim evet, mi? Hocam. Geçelim hocam. Mesela orada gördüğüm hurma ve ceviz. Evet. Ceviz evet, biraz önce bahsetmiştik kavuklu cevizimizi. Evet. İşte yine aynı bölgenin, Çağlayan Cerit bölgesinin cevizçi. Biraz öncekini tamamlayıcı anlamda şeyden bahsedebiliriz. Gün kurusu kayısı, siyah esmer olan, evet, kahverengi siyah karışımı. Biliyorsunuz bu Malatya'da üretilen kayısılar hocam istim odalarına atılıyor. Yani gıda kükürtüyle sarartılıyor. Muzun karpitle sarartıldığı gibi. O aklıma şey de geldi işte, hem organik istiyorlar kayısıyı, gün kurusunun içinden kurt çıkma şansı oluyor hocam. Arada bir tane çıkabilir yani, onu söyleyeyim. Özellikle bağırsak hareketlerini sağlamak için biz gelen arkadaşlarımıza, misafirlerimize gün kurusu kayısı, erik kurusu, hurma ve inciri tavsiye ediyoruz. Kesinlikle evet, isabetli. Omega, hurmanın da omega açısından tabii ki siz daha iyi biliyorsunuz, zengin olduğu söyleniyor. Hamile bayanlar özellikle tercih ediyor. Hamile bayanlar değil de daha çok lohusa. Lohusa döneminde sevgili seyirciler, bir annenin en yüksek düzeyde mineral ve besin değerlerine sahip olan gıda hurmadır. Hurma öyle bir gıda ki bir lohusanın bütün ihtiyaçlarını adeta barındıran bir paket gibidir. Evet. Ve bu mümkün olabilecek miktarda bol yedirilebilir. Hurmayı her şekilde yedirilmek lazım. Sabah, öğlen, akşam 3'er, 4'er, 5'er tane yedirilip yanına da cevizle takviye edilirse bu fayda kat kat artırılır. Çünkü niye cevizle? Çünkü hurmanın glisemik indeksi 45-50 civarındadır. Ceviz bu glisemik indeksi 20-25'lere düşürecektir. Yani birlikte alınırsa onun kana geçiş hızını yavaşlatacaktır. Ve ona hurmada olan faydalanırlılığı artıracaktır. Bir de omega dedik. Omega 3 yağı bedenin bütün hücrelerinin ana elemanıdır. Biz bugün çok hastaysak bunun önemli bir sebebi de omega 3 yağını yeterince tüketmemektir. Hocam, bir insanın günlük tüketmesi gereken omega miktarının omega 6 oranını tahmin edebilir misiniz? Bir insanın normal sağlıklı olabilmesi için 1 bölü 10 oranında omega 3, omega 6 oranı olmalı. Yani omega 6'dan 10 gram içiyorsak omega 3'ten de 1 gram içmek zorundayız. Ama maalesef biz bunun 1 bölü 50 ile 1 bölü 100 oranındayız. Yani çoğumuz maalesef hep ayçiçek yağı, mısır yağı,
ve zeytinyağı tüketiyoruz. Bunlarda da omega 3 yağı çok çok az düzeydedir. Bunlarda hep omega 6 yağı bulunur. Dolayısıyla biz omega 3 yağı açısından fakir bir fizyolojiyle yaşam sürmekteyiz. Bu da hücre yapımızı bozar. Hücresi bozulan bir yapı ne demektir? Tıpkı fertleri teker teker bozuk olan bir toplum gibiyiz. Kolay hastalanıyoruz. Bugün bir günde hastanelere başvuru yapan kişi sayısı inanılmaz düzeydedir. Sadece Antep ili için bir günde 80 bin insan hastaneye başvuru yapıyor. Bunların sebebi acaba nedir diye düşündüğün zaman aslında temelde hücre hasarıdır. Hepsinin temelinde bir hücre hasarı vardır. Biz dolayısıyla bir gebeye bol miktarda hurmayı öneriyoruz ve yanına da ceviz, badem, fındık gibi gıdalarla, kuru yemişlerle verildiği zaman o glisemik indeksini düşürerek daha da faydalı hale getirebiliriz diyorum. Aynı zamanda bir gebe için çok önemli olan bir şey var ki kabız kalmamalı ve doğumdan sonra asla kabız olmamalı lohusa döneminde. Çünkü çok sıkıntılı yaraları vardır, iyileşme sürecidir. Kabız kalırsa o yaraları yırtılabilir, çok ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Bu yüzden de hurma mükemmel bir çözüm üretir kendisine. Değil mi sevgili hocam? Evet hocam. Hocam şöyle bir şey hatırlattınız bana yani. Yaratan yani her şeyi doğal, insanların faydasına, tabii tüketilme ölçüleri belli. Mesela Lokman Aleyhisselam'ın kitabı var, bir kitapta şey okuyor. Bir ilaç tavsiye ediyor ama mesela 2 gram şundan, 5 gram şundan, terkipler de çok önemli. Yani ondan bunun aslında çok bir farkı yok. İlaç yapılırken kullanılan malzemenin terkipleri nasıl önemliyse aldığımız gıdalarda da abartmadan ama yani bizim yöremize uygun, kültürümüze uygun, atalarımızdan gördüğümüz bu ürünlerden demek ki az az faydalanmamız lazım. Yani sorgusuz sualsiz herkesin bunlardan az az yemesi lazım. Biz zaten şuna karşıyız, o konuda mutluyum. Bu ayaküstü yemek kültürü, işte ismini bile telaffuz edemediğim benim Facebook şu bu. Biz zaten sevmiyoruz hamburger, toz. Ama çocuklarımız bundan vazgeçemiyor. Hocam o savaşı da veriyoruz. Ha ben şunu yapıyorum, yasaklar her zaman caziptir. Çocuğuma bir sefere mahsus pizza yediririm, merakı gitsin diye. Pizzanın içeriğini anlatırım. Ama kesinlikle biraz önce de bahsettik, kola kültürü olsun, bu hazır yemek kültürler olsun. Biz uzak yaşamaya çalışıyoruz ve tavsiye ediyoruz çevremize, arkadaşlarımıza. Demek ki Cenab-ı Allah her şeyi güzel yaratmış. Her şeyden az az yiyeceğiz. Kendi kendimize icatlar çıkarmayacağız. Özentiden uzak yaşayacağız. Batı kültürüne özenmeyeceğiz. Doğru mu hocam? Kesinlikle. Sevgili hocam, küçük bir çalışma var. Bu küçük çalışmayı hemen burada özetlemek istiyorum. Bu çalışma 2002 yılında sonlanmış, 8 yıl devam etmiş bir çalışmadır hocam. 10.800 genç üzerinde yapılıyor. Sigara mı içmek çok zararlı? Fast food kültürüyle beslenmek mi çok zararlı? Hocam şimdi buna bu sorunun cevabı bulunmuş. Ben ama keşke siz de vermeseniz. Şimdi bizi dinleyecek insanlar yanlış anlayabilir. Ben bir sigara içicisi olarak bunu söylüyorum ve salmıyorum onu. Ben buna cevap vermek istemiyorum. Yani ağır evet, bir cevap olacak. Arkadaşlar sizin ne demek istediğinizi herkes anladı. Evet. Evet arkadaşlar, koroner kalp hastalıkları açısından karşılaştırıldığında fast food kültürü sigaradan çok daha ciddi hasarlar oluşturduğu görülmüş. Hocam zaten dünyanın yarısı obeziteyle savaş veriyor. Bu yani bu şişman insanlar bizim dünyamızın insanı ve bunlar hep ayakta yemek yiyorlar. Bilinçsizce yiyorlar. Aslında işin biraz da İslami yönüne dikkat etse insanlarımız, bu ülke Müslüman bir ülke diyoruz değil mi? Yani İslam'ın emirleri var, oturarak yediyor. Midenin işte biraz önce bahsettik, 3'te 1'ini boş bırak diyor. Siz çok güzel buyurdunuz, yemek arasında su içme çok zararlı. Mümkün olduğu kadar dediğiniz gibi çay zaten gıdaların etkisini azaltıyor diyorlar. Biz bunları artık çok çok duymaya başladık. Yani sade yiyeceğiz, sade besleneceğiz, içeceklerimize dikkat edeceğiz. Kendi kültürümüzden uzaklaşmayacağız. Kültürümüzdeki çayı bile yani sayısına dikkat edeceğiz. Demine dikkat edeceğiz. Ve yemekle arasındaki süreye dikkat edeceğiz. Bunlara dikkat edersek bence hocam yaşamımız biraz daha iyi olacak inşallah. Yani her şeye rağmen sağlığımız yine de çok şükür iyiyiz yani. Yine de iyiyiz ama daha da iyi olması için neler yapılabileceği konusunu devam ettirelim. Evet.
Sevgili hocam, şurada üzüm karasını görüyorum. Antep karası mı diyorlar ona? Hocam biliyorsunuz Şıra Gaziantep bağlar diyarmış. Her ne kadar yapılaşsa da eskiden tabi böyle meyve kültürü falan yokken, ulaşım sorarken atalarımız üzümleri kurutup saklamışlar. Pestil yapmış saklamışlar. Sucuk bunları sandıklarına koymuşlar ki kışın hem kendileri hem konu komşusuyla hem de misafirleriyle paylaşmış olsunlar diye bir şeyler ikram edebilmişler, sevinmişler. Belki de yani faydasını bilenler de vardı, bilmeyenler de vardı ama bu kültür bizde vardı. Ama şimdi aklıma bir atasözü geldi, onu da bu arada söyleyeyim. İki tane Antep karası üzüm bir yokuş çıkarır der atalarımız. Bu kadar ki yani. Harika. Kuvvet veriyor, evet. Çok şükür nimetler elimizin altında. İşte güney bölgemizin kilis karası diye tabir ettiğimiz üzüm daha etli, zeytinyağıyla yağlandığı için. Kuzey tarafımızda Besni üzümü diyoruz. Gölbaşı, Besni, Adıyaman topraklarında yetişen sarı üzüm çeşidi. Antep karası da tam merkez, Sof Dağı'nın üzümleri. Çeşitli köylerden gelir. O yağlanmaz hocam. Çekirdeği biraz serttir, tadı mayhoştur ama en şifalısının Antep karası olduğunda yani... Biraz milliyetçilik mi yapıyorsun hocam? Hocam? Efendim? Biraz milliyetçilik kokuyor ama. Yok, sonuçta dedim ya, biri güneyimiz, biri kuzeyimiz, biri Antep'imiz. Tabii biz herkesi seviyoruz yaratandan ötürü. Evet. Hepsi faydalı. Müşterimize, misafirlerimize de böyle izah ediyoruz. Üzümün üçü de özellikle çekirdekli grubu olduğu için faydalı. Evet. Ama Antep karası daha faydalı diyoruz. Diyorsunuz. Evet. Ben bu üzümün tüketimi sırasında aklıma bir şey geldi. Bir şey paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Evet. Sevgili seyircilerim, özellikle kara üzümün içerisinde kuarsetin dediğimiz bir madde içerir. Bu astım hastaları için mükemmel bir gıda durumundadır. Astım atakları olan hastalarıma önerdiğim gıdadan bir tanesidir. Bu üzümü mümkünce günde 10-15 adet diyoruz. Bakın yine böyle abartmamak lazım. Yani oturup da bir tabak dolusu yemek değil. Ve mümkünse yanına da muhakkak yanına bir omega 3 içeren bir kuru yemiş. O da en iyi cevizde bulunuyor hocam. Cevizle birlikte kuru üzümü alışkanlık haline getiren bir astım hastası veyahut da astımlı olan çocukları için söylüyorum bunu. Astımlı çocuklar bu kuru üzümü yer ve yanına da omega 3 içeren bir kuru yemişle birlikte yerlerse mümkündür ki atakları geciktirilsin. Daha az atakla yaşasınlar. Hatta yeri gelmişken o astım ataklarını daha az yaşayabilecek bir yol ve yöntem vardır sevgili seyirciler. Bir, suyu çok iyi içmeleri gerekiyor astım hastalarının. Çünkü astım atağını en iyi ortaya çıkaran şey susuzluktur. Bol su içmeleri gerekiyor. İki, hasta olmadığı dönemlerde bol egzersiz yapmaları gerekiyor. Egzersiz akciğer kapasitesini artırıyor ve atak sıklığını azaltıyor. Üç, sarımsak ve soğanın kesinlikle çok faydası vardır. Yoğurtla karıştırılıp sarımsağı yedirdiğiniz bir astım hastasının atağını geciktirme fırsatınız olur. Bunun yanında da yine çok önemli dediğimiz bu magnezyum içeren gıdalar vardır. Bu da fındıkta biraz bol miktarda bulunur. Ayrıca magnezyum içeren eczanelerde ilaçlar var. Doktorunuza söyleyip yazdırabilirsiniz. Kilonuza göre uygun bir dozda günde azıcık bir miktar yatmadan önce magnezyum içilirse hem uyku kalitenizi artırır hem de astım ataklarıyla ilgili bir tedbir almış olursunuz. Buna da girmiş olduk sevgili hocam. Biz de teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok güzel şeyler öğreniyoruz. Bu Antep karası ile ilgili bahsetmek istediğiniz bir şeyler var mı hocam madem ki? İşte biraz önceki bilgilerin devamı ne söyleyebiliriz? Yani Antep karası sabahları çocuklarımıza 5-10 habbe Antep tabirle tane. Yani illa da hasta olmaya gerek yok. Çok hasta güzel. Hasta olduktan sonra yemenin şeyini de pek yani mantıklı bulmuyorum. Tabii ki yesin de. Yani şu güzel nimetlerden hasta olmadan faydalansak, çocuklarımız da böyle allı kanlı olsa eskisi gibi canlı olsalar, doktorlara da fazla gitmesek değil mi ne hocam? Güzel olur. Yani sizlerin yanına fazla uğramasak, sadece ziyaret amaçlı uğrasak daha güzel olur. Ama yine iyi, biraz önce buyurduğunuz gibi çok şükür bu memlekette yine eski kültür devam ediyor, eski gıda maddeleri. İnanın buraya, şuna çok üzülüyorum, İstanbul'dan, İzmir'den, Batı'dan, Avrupa'dan veya dünyanın herhangi bir yerinden gelen insanlar
Ah diyor, bayıldık diyor. Ben bakıyorum, biz bu kadar nimetiniz içerisinde yüzüyoruz. Demek ki yine de kıymetini tam olarak bilmiyoruz. İlla ki bizim de uzaklaşıp bu kültürden gurbette biraz sıkıntı çekmemiz mi lazım diyorum. Onun için insanlar lütfen elinde varken çarşı pazar yakın, her köyde yani her dükkanda bu ürünler aşağı yukarı var. Özellikle bu biliyorsunuz Elmacı Pazarı yöresel ürünler üzerine merkezi bir yer. Yani ilaçtan çok böyle şeylere de biraz kafa yorsunlar diyoruz biz. Harika, harika, harika. Sevgili hocam, bir de müsaadeniz varsa, eğer ki siz de uygun görürseniz, Zeynel Abidin abi beni hoş karşılayacağına inanarak söylüyorum bunları. Sevgili seyirciler, bir de kavrulmuş besinler içerdikleri besin değerlerini kaybediyorlar. Bunlardan biraz bahsetmek istiyoruz. Zeynel Abidin abi de bu konuda bize katılıyor mu? Bir kuru yemiş imalatçısı olarak ben yani yaklaşık 40 yıldır kuru yemiş sektörünün içerisindeyim. Tabii ki bir çiğ nohut olarak yenmez. Leblebi bir kültürdür. Tabii. Kabak çekirdeği mesela hemen isimlerini sayarken de şeylerin açıklamasını yapalım. Eskiden çiğ kabak çekirdeği özellikle bağırsak parazitleri için falan atalarımız bunu yıllardır tavsiye ederler ve hala müşteri gelir sorar. Antep fıstığının hocam çiği de tüketilir ama tuzlu nefsimize hoş geliyor. Aslında tuz düşmandır üç beyazdan biri ama tuzu hoşumuza gittiği için bir kültür oluşmuş. %100 size katılıyorum. Benim gücümün yettiğince ben sizin buyurduğunuz gibi özellikle bademi çiğ satıyorum. Savaş veriyorum. İnanın kavrulmuş badem bulundurmuyordum müşterinin ısrarı üzerine. Yani badem çiğ yenir. Zaten cevizin kavrulmuş olmaz çiğ yenir. Fıstığın da tamamen her zaman için tuzlu kavrulmuş değil de bazen de çiğini tüketmeyi tavsiye ederim. Fındık içimi zaten bir kuru yemişçi olarak hep beyaz fındığı satıyorum. Çünkü o çok az ateş görüyor. Taze, sadece dış kabuğunu atsın diye ince kabuğunu. Hangisi hocam? Şöyle hocam, beyaz fındık biliyorsunuz Karadeniz, Giresun fındığı. Onu biz böyle çok hafif kazanda bir ısı tekrar böyle kabuğunun soyulması için. Ve şu kabuklu çok kavrulan fındığı tavsiye etmiyoruz. Tadı daha güzel olmasına rağmen kahvemsi böyle. Buna rağmen hocam tavsiye etmiyoruz. Yani insanlar da aslında şunu söyleyeyim. Biliyorlar neyin doğru olup olmadığını da nefsine yenik düşüyorlar. Böyle bir yaklaşımda da bulunabiliriz. Yani cevizin, çiğ bademin, fındığın daha faydalı onu biliyor. Ama hoşumuza gidiyor. Biraz daha süslenmiş, bezenmiş şeyler hoşumuza gidiyor. Özellikle bademi akşam suya koyacaksınız. Sabahleyin şişmiş kabuğunu soyacaksın. Bir güzel, değil mi? Yiyeceksin. Çok güzel besleyici bir şey oluyor. Cevizi de hakeza böyle. Aklıma aşureyi getirdin. Zaten hepsi aşure çorbasının içerisine giriyor. Badem geceden ıslanır, fasulyeleri, baklası, lolazı. Yani içine ceviz giriyor, fıstık giriyor. Aşure bu bakımdan aslında tam hepsini kapsayan bir aynı zamanda şey olmuş oluyor. Yemek olmuş oluyor çorba. Ya hocam aslında biz kendi tercihlerimizle kendimizi hasta ediyoruz. Sevgili seyirciler, küçük bir çalışma var. Ben bunu da hemen yeri gelmiş, aklıma gelmişken paylaşmak istiyorum. Kolon kanseri biliyorsunuz toplumumuzda çok yaygınlaştı. Toplumda kolon kanseri erkek hastalarımızda özellikle çok fazlalaştı. Kolon kanserinin artış sebebi nedir diye bir araştırma yapılıyor. Etli gıdaların artırılmış olması, yani yüksek düzeyde et tüketimi. Bunun içinde tavuk eti dahildir, balık eti dahildir. Yani etin her türlüsü kolon kanseri insidansını %300 artırdığı ispat edildi. Ama bunun aksine nohut, mercimek, fasulye ve kuru baklagillerin her türlüsünü bol 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 tüketen toplumlarda ise maalesef ki kolon kanseri %50 daha az görüldü. Yani bunu çarpanını yaptığınız zaman kuru baklagillerle iyi beslenen bir toplum %600 daha az kolon kanserine yakalanıyor. Hocam baklagil demişken bir yaklaşımda daha bulunalım. Pirinç. Biliyorsunuz pirinç bundan 30-35 yıl önce pirinçte biz yani ben küçüklüğümde 5 kilo pirinç almak için kuyruklara girdiğimi hatırlıyorum. Bizim için lüks bir yiyecekti. Bu lüks yiyeceği bu topluma bulgurun ön planına çıkardılar. Fakiri, zengini, orta diri hepsi pirinç yemeye başladı. Dolmada, pilavda, bizim biliyorsun yöresel bir Antep yuvarlaması var. Pirinç çekilerek yapılır. Ama şu, ne mutlu şu anda şunu hissediyorum, görüyorum, yaşıyorum ki insanlar bulgura bir dönüş yapıyor.
Buraya nereden yaklaştın dersen, şimdi dünyada milyarlarca insan yaşıyor. Her ürün her yerde yetişmiyor. Konuşmamızın başında söylemiştim, iki tane ana madde var. Buğday ve su. İnsan hayatın idamesi için. Görüyorum ki bu düşündüğüm şeyin sonuçları şimdi daha da hoşuma gidiyor. İnsanlar bulgura dönüyor. Bulgurun sağlıklı olduğunu farkına varıyor. Ama ne zaman farkına vardı? Diyabet hastaları çoğalınca, pirinç yasaklanınca. İşte diğer maddelerde de illaki bir hastalık gelip bizi bulmadan biz doğal beslenmeye, dediğiniz gibi mercimeğimizi, nohutumuzu bolca tüketmeye devam etmemiz lazım. Değil mi hocam? Evet. Burayı bitirdik mi hocam? Bir de sevgili hocam, fıstıklar kavrulurken lezzet artırıcılar kullanılıyor mu? Onu hemen söyleyeyim. Şimdi kuru yemişler genelde usul şudur. İmalatçı olarak şunu söyleyeyim. Salamur olur tuzlu suyla ve ateşte kavrulur. Olay budur. Eskiden bundan yıllar önce katkı maddeleri kullanılıyordu, doğru. Ama şu anda benim bildiğim kadarıyla şöyle bir göz gezdireyim. Fıstıkta kullanılan tuzun suyun harici az bir limon tuzu atılır. Ki herkes sofrasında yiyor, bir sakıncası olan. Koca bir kazana 40-50 kiloluk bir aile çeyrek çiğ yemek kaşığı. Rengi biraz parlak düşsün diye. Çekirdekte öyle bir olay yoktur. Tuzlu su. Her nişasta kullanılır. Nişasta zaten yediğimiz bir şey biliyorsunuz. O da yapıştırıcı özelliğinden dolayı kuru yemiş üzerine tuzu tutsun diye. Bazı ürünlerde şu çekirdek türünde kavrulduktan sonra yapılan tuzlamalarda mecbur nişastalı su kullanılır. Öyle yani, yalnızca şu ithal mısır dışarıdan geliyor, onun üzerinde şüpheyle durabiliriz. Yani mısırın yağı nedir? Hı. İçerisine hani bu cipslerde insanlarda alışkanlık yapan maddeler falan kullanılıyormuş ya. Evet. Zaten halkımız da bilinçli. Bilinçli insanlar fazla mısır falan yemiyor. Cips türü şeyler yemiyor. Bizim doğal ürünlerden tüketiyorlar. Yani öyle bildiğimiz bir katkı maddesi yok. Çünkü içinden geldiğimiz için biliyoruz. Çok teşekkür ederim Zeynel Abidin abi. Yani biz neticede sevgili seyirciler şu konuda Zeynel Abidin abiyle aynı fikirde ve aynı istikameti bulunduk. Dedik ki işi gıdayı doğal haliyle tüketmeyi alışkanlık haline getirelim. Doğal halinden işlenmiş hale kaydıkça da biz sağlığımızdan ödün verdiğimizin farkında olalım. Evet. Değil mi? Evet hocam. Özetle. Aslında burada daha çok konuşulacak şeyler var. Tabii. Ama programımızın bize müsaade ettiği süre miktarınca şimdilik için bu seferlik sonlandırıyorum programımı. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.